Merhaba arkadaşlar. Ben Çiftlik Bank'ın yazılımcılarından Ahmet Furkan Ferman'ım. Sizlere Çiftlik Bank'la ilgili olabilecek haberleri söyleyeceğim. Arkadaşlar, bu sistemi yaptığımızda Mehmet Aydın'ın fikirlerinde bu insanları dolandırıp kaçmak diye bir şey yoktu. Ha, şu anda da mı yaptı mı? Yapmadı. Bizim medya dediğimiz unsur öyle bir unsur ki istediği adamı dünyanın en iyi insanı gösterip istemediği adamı dünyanın en kötü insanı gösterebiliyor. Bunlarla ilgili çok mücadeleler verdik. Özellikle Konya tesisinin açılışından sonra. Çünkü birileri bunu istemiyordu. Neden mi istemiyordu? Kaç tane şu an AK Parti milletvekili bakanı bizlerden para kopartmak için neler neler söyledi. Onları belgelemek istemiyorum. Yarın bir gün bunların hepsinin sonucu çıkacak. Meydana çıkacak foyaları. Ben bunların oy zamanında çıkaracağım. Kamuoyuna oy zamanında vereceğim. Çünkü o insanları kandırırken bunlar oy zamanında şunlar yapılsın, şunlar edilsin dedi. Bakanın bizzat, milletvekilinin bizzat şunu dediğine şahidim. Biz insanların bir araya gelerek bir şeyler yapmasını istemiyoruz. Çünkü milletteki güç hiç kimsede yok. Ama biz milleti mağdur etmemek için elimizden geleni yaptık. Ha, en önemli unsur banka. Bankalar size parayı ödemedi. Ha, ödemedi ama biz şuna bir çözüm olarak şunu düşündük. Türkiye'de olan dijital bir banka var. Reklam yapmak istemiyorum. Finansbank'ın. Biliyordur insanlar. Biz dijital bir banka kurmaya çalıştık. Dijital banka üzerinden insanların parasını ödemeye çalıştık. Bu sayede kimseye muhtaç olmayacaktık. Ama bunun da önüne geçtiler. Kıbrıs'tan kuruldu şirket. Evet, vergiden muaf. Ama bu ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer milletvekillerinin yabancı ülkede pırlanta üretimi, gemi tersane üretimlerinde hangisi vergi veriyor? Vermiyor. Başımızdaki insanlar bunu yapınca sıkıntı yok ama biz yapınca sıkıntı var. Çünkü bizlerin özellikle tarım ve hayvancılığın ilerlemesini istemiyorlar. Binlerce kişi FETÖ'den ihraç edilmiş bayi kişileri açtırar diyorlar. Bayileri FETÖ'den ihraç eden kişiler açtırar. FETÖ'ye para gidiyor dediler. İşte Fatih Aydın kimdir FETÖ'den mi aranıyor dediler. Falan 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 falan. Ama olay şu, meyve veren ağaç taşlanıyor. Birileri bunu istemiyor. Mafyası istemedi. Bakanı istemedi. Milletvekili istemedi. Nitelikli dolandırıcı geldi. Şu an dünyanın en kötü aranan dolandırıcısı ilan edildi. Kırmızı bültenle. Evet, niye biliyor musunuz? Medyadan. Medya bildiğiniz habbeyi kubbe, kubbeyi habbe yapar. Ben orada çalışan biriydim. Bütün gerçekleri apaçık gören biriydim. Biz bilmiyor muyduk neyin ne olduğunu? Biz bilmiyor muyduk 400 milyon TL, 400 trilyon eski parayla almışız. Kaçıp gitmeyi bilmiyor muyduk? Niye kaçmadık? Bu kadar garibanı biz mi mağdur etmek istiyoruz? Yapsak en başta yapardık. İnanmayın arkadaşlar böyle şeylere. Bu elbet bir şekilde devletin çiftlik bankın çiftliklerine el koyacak, ödeyecek. Ama şu ve lakin. Elbet en yakın zamanda bunların foyası ortaya çıkacak. Gazeteci yazarından, milletvekilinden, bakanından. Genç nesiliz, evet. 18-16 yaşında Çanakkale'yi kurtaran insanlar bu ülkenin de tarım ve hayvancılığını kurtarır. Sanmasınlar çok akıllıyız. Hele şu iktidardaki bakanlar, para yontamayanlar, İnegöl'deki çiftliği kurarken Faruk Çelik'in yetkisiyle hayvanların gelmesi. Birileri bunun kaymağını çok iyi yedi. Yazışmaları her şeyi A'dan Z'ye var.
Bunlar elbet yakında açıklanacak.